konuşacağız. Hayvanların haklarını konuşacağız. Kimlerle? Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu, kısa adıyla HAYKONFED Başkanı Haydar Özkan bizlerle birlikte. Ayrıca bu işin oluşumunda büyük katkısı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç da bizlerle birlikte. Her iki konuma da hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben önce Haydar Bey ile başlamak istiyorum. Haydar Bey, yeni yasayı baktığınızda nasıl buluyorsunuz? Size göre eksikler var mı? Nasıl değerlendirirsiniz? Siz bu işe yıllarca emek veren, en çok emek veren insanların başında geliyorsunuz. Uğur Bey, teşekkür ediyorum. Yeni yasada 2019 yılında çalışılmış, gerçekten bütün siyasi partilerin, milletvekillerinin siyaset üstü bir çalışmayla hazırlanmış 50 maddelik bir yasa tasarısı vardı. Maalesef sır gibi saklandı bu yasa tasarısı. En son Tarım Komisyonu'na geldiğinde bu yasa tasarısı açıklandı. Çalışılan 50 maddenin haricinde bir, tamamen onun haricinde bir madde geldi. Şunu gördük biz, 2004 yılında dünyaya örnek diyebileceğimiz bir kanunumuz vardı. Tabii ki eksiklikleri vardı. Biz bu eksiklikler düzeltilsin derken tamamen zıttına, şu an 2004 yılındaki kanunumuzun çok çok gerisinde bir kanun geldi. Zannederiz ki Sayın Cumhurbaşkanımıza burada yanlış bilgiler aktarıldı. Şimdi Haydar İnşallah. Bey, çok somut gidebilir miyiz lütfen? Tam Tabii madde ki. Madde diyelim. Yani bu neresini eksik buluyorsunuz? Hangi madde olmalıydı? Mesela, ne mesela, olmadı? Biraz önce bahsettiniz Uğur Bey. Hayvanlar artık dediniz, bundan sonra can oldu. Evet. Soruyorum size ve kamuoyuna soruyorum. Pet shop'tan katalogla alınan bir canlı veya bir mal, evinize mobilya alır gibi katalogdan seçiyorsunuz. Bu katalogdan aldığınız ürün can mıdır, mal mıdır? Uğur Bey, katalogdan alıyorsunuz, pet shop'tan hayvan satışını yasakladık diyorsunuz, yasaklamadınız.